musun Atatürk Stadında heyecan Doruk'ta? Abi karşılık verdiler. Biz de çıktık sahanın ortasına. Olsun. Kale arkasından bu pozisyonu yeniden getiriyoruz ekranlarınıza. Sedat yine Hakan'ın peşinde. İkili mücadelede Hakan yerde. Kendi kendine düştü. Dolayısıyla yani kendini attı bir yerde. Dolayısıyla penaltı pozisyonu yoktu orada. Yine Galatasaray atağı. Yine Hakan Sedat mücadelesi var. Yusuf vuruşu dışarıda. İlk dakikalarda Bursaspor orta sahada daha iyi. Kısa ver kaçlar. Tunağan atak yapıyor. Yusuf'un yanından geçiyor, vuruyor. Top filelerde ama Yavuz Karaozan faul kararı veriyor. Pozisyon bir kere daha ekranlarınıza geliyor. İşte Yusuf'la Tunağan'ın mücadelesi. Ve top filelerde. Faul gerekçesiyle golü iptal etti. Yani daha doğrusu gol olmadan önce düdük çaldım, bir daha gol oldu. Bursaspor yine Galatasaray'ın üstüne geliyor. Stumpf'un hareketi Yavuz Karaozan frikik kararı veriyor. İlk yarının en kritik pozisyonunu yeniden ekranlarınıza getiriyoruz ağır gösterimde. Frikik için Galatasaray baraj yapıyor. Topun başına Bursaspor kaptanı Yalçın geliyor. Hayrettin dikkatli ve top filelerde 39. dakikada Bursaspor golünü atıyor. Tribünler sevinç içinde. Hayrettin tam ortadaki pozisyonda solunu baraja bıraktı ama barajın üstünden geçen top filelere gidiyor ve ilk yarı 1-0 Bursaspor'un galibiyetiyle sona eriyor. Bilmem onun konu için ne deriz Allah'a şükür. Karşınızda bugün iyi oynamayan bir Galatasaray takım var. Biz gayet iyi oynuyoruz, görevimizi yapıyoruz. Dikkat edin, Stumpf ve Bülent diğerleri çok ağır hareket ediyorlar ve bütün pozisyonları ve zaten neredesin buluyorsunuz. Yalnız onları böyle alırken kontrolünü almaya çalışın. Hasta olan Felkamp'ın İstanbul'da kaldığı mücadelede Uğur'un yerine Suat, Yusuf'un yerine Erdal oynuyor ikinci yarıda. Çok iyi oynuyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz ve maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Ve Galatasaray ikinci yarıda daha hızlı. Hakan, kaleci Gançev uzaklaştırıyor. Yine Arif'le ataktalar. Arif yerde, Yavuz Karaozan devam diyor. Bu pozisyonu da kale arkasındaki kameradan sizlere tüm detayıyla gösteriyoruz. Sporcular malum hangi aleti ruhiyete oluyorlar bilemiyorum. Onu da ben kasıtlı bir hareket olarak görmediğim için sarı kartla da cezalandırmadım. Zaten pozisyonda penaltı değil. Galatasaray'ın gol arayışları devam ediyor. Tugay'ın korneri, Gançev'in elleri, Stumpf'un kafası ve bir rövaşata denemesi. Etten duvar Bursaspor savunması bu dakikalarda gol yememeye çalışıyor yeşil beyazlı savunma. Bir karşı atak, Vedat. Tehlike devam ediyor Galatasaray kalesinde. Vuruşu Hayrettin'den dışarı gidiyor. Kornerle Bursaspor tehlikesi Galatasaray kalesinde devam edecek. Mert çıkarıyor. Bir vole denemesi. Gabriel'den de son vuruş ve Hayrettin çeliyor. Galatasaray yine yükleniyor. Hamza soldan geliyor. Bir orta Turan'ı geçtikten sonra Falco en sağda kafayı vuruyor ve beraberliği sağlıyor. 61. dakika. Ahmet Akçan takımı yönetiyor bu karşılaşmada. İşte Hamza'nın ortası. Suat sağda, onu aşıyor top. Falco tamamlıyor ve Galatasaray'a beraberliği getiriyor. Ali Rıza ile Bursaspor tekrar galibiyet kovalıyor. Hayrettin. Hamza'nın uzun pası. Hakan kovalıyor. Sedat her zaman olduğu gibi arkasında. Ve bu pozisyon her şeyin başlangıcı işte Bursa Atatürk Stadında. Yavuz Karaozan penaltı kararı veriyor. Bursasporlar topun Sedat'ın göğsüne çarptığı gerekçesiyle itiraz ediyorlar. Saha karışıyor, tribünler karışıyor ve Galatasaraylılar sonucu bekliyorlar. Yılmaz Vural Bursaspor teknik direktörü orada itirazlarını sürdürüyor. Yavuz Karaozan yardımcıları yanına geliyor. Saha komiseri içeride. İtirazlar sürüyor. Yavuz Karaozan'ın kararını değiştirmesini istiyor Bursasporlu futbolcular. Tartışmalar sürerken biz de 77. dakikada gerçekleşen olayı bir kere daha tüm detayıyla kale arkası kamerasından ekranlarımıza getiriyoruz ve Sedat'ın topun göğsünden döndüğünü bir kere daha tespit ediyoruz. Tartışmalar sürüyor.
Yavuz abi. Bizim aklımızı kim verecek? Sakin olun. Sayın Yavuz Karaozan resmen Bursa Spor'un kaderiyle oynuyor. Yani böyle bir penaltı olmuş. Penaltı geliyor. Yan hakem bana diyor ki ben gördüm. Lütfen gelirse söylerim ne olduğunu diyor. Ve kendisi ona gitme tenezzülünde bile bulunmuyor. Evet. Peki yanına koştunuz hakemi. Ne dediniz Sayın Vuran? Tepkiniz ne oldu hakeme karşı? Lütfen dedim. Gayet kibar bir şekilde. Yanlış karar veriyorsun. Verdim dedi. Canın sağ olsun dedik. Yapacak bir şey. Peki. Ama yani Türk futbolu bu tür tazlarla bir yere varmaz. Onu da söyleyeyim istiyorum. Pilot kameradan görüntüyü tekrar sunuyoruz ve karşılaşmanın hakeminin görüşünü alıyoruz. Pozisyonu penaltı gördüğüm için değerlendirdim. Ama deminki arkadaşlara da söylediğim gibi biz sahada gördüklerimizi değerlendiririz. Ama bu gördüklerimiz %100 doğrudur şeklinde bir iddiada bulunmak elbette ki yanlış. Bizler de insanız. Nasıl bir sporcu kaleciyle karşı karşıya kalıyor, hatta kaleci bile olmuyor, golü atamıyor. O bir hata yapıyor. Biz de müsabaka içerisinde çeşitli hatalar yapabiliriz. Gayet doğaldır. Top benim göğsüme çarptı. Evet. Yanıltan şerefsiz gençin ayrını görmesin. Benim iki tane oğlum var, ölüsünü göreyim. Top elime çarpmadı. Tek göğsüme çarptı. Tam olarak emin değilim yani kesin. Orada hakimin kararı. Ben gayri ihtiyari penaltı diye döndüm. Yani topu kaldırdın. Elimi kaldırdım. Topu göğsüyle kol arasında kaldı top. O pozisyonda benim gördüğüm yani. İkisinin arasına geldiydi. Pozisyondan fazla emin olduğumu söyleyemem. 3 dakika süren tartışmadan sonra Falco geliyor topa. Gançev çeliyor, Falco pozisyonu takip ediyor ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren penaltı golünü atıyor. Galatasaray 1-0 yenik durumdan 2-1 galip duruma yükseliyor. Falco'nun golünü, Gançev'in çabasını tekrar sunuyoruz. Bursa Spor beraberlik kovalıyor artık ve Galatasaray uzun toplarla çıkıyor. Bir uzun top, Arif Turan'dan topu böyle kapıyor, geliyor ve topu bir kez daha Finlilere gönderiyor. Bu golden hemen sonra 81. dakika Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Sarı Kırmızılılar büyük sevinç yaşıyorlar. 1-0 yenik durumdan 3-1 galip duruma yükselmiş oluyorlar. Bu dakikadan sonra gerginlik daha da artıyor ve Gançev üzgün. Galatasaray'ın golünü bir kez daha sunuyoruz. Arif işte rakibinin önüne geçiyor, topu kapıyor, Gançev kalesini terk ediyor. Arif akıllıca bir vuruşla Galatasaray'ın deplasmandaki 3. golünü atıyor. Tribünlerden atılan bir takım cisimler ve Hayrettin bir ara yere yıkılıyor. Bülent onu teskin etmeye çalışıyor. Oyun bir kez daha duruyor. Herkes ortada. Bırak onu. Bırak hocam bir dakika. Abi orada bir tane bir taş atıyorlar. Bırak. Yarın çık. Al hocam. Al hocam. Bırak. Bırak onu. Al. Al. Ve Bursa Atatürk Stadı'nda bu dakikalarda artık futbol unutuluyor. Güvenlik kuvvetleriyle Galatasaray Kalesi'nin arkasındaki seyirciler arasında çatışmalar sürüyor. Güvenlik kuvvetleri seyircileri tel örgülerden uzaklaştırmaya, üst sıralara gitmeye zorluyorlar. Ve seyircilerin büyük bölümü açık olan kapılardan açık tribüne doğru kaçıyor ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Artık futbol yok. Sadece izlediğiniz bu sevimsiz görüntüler var. İki taraf futbolcuları da sahanın ortasında toplanmış vaziyetteler. Ve sahaya atılan olmaması gereken cisimler.